Evet, selamlar herkese. Yayınımız kaldığımız yerden devam edecek. Şimdi bakalım Ecem geri gelirse akreplerden kalmıştık. En heyecanlı yerinde kesildi. Bu yayınların süresini uzatması gerek böyle. Kala kalıyoruz ortada. Ecem de malum bir yükselen ikizde olarak susmuyordu. Dolayısıyla şimdi bakalım. Çağırdım ama katılamadı galiba. İntisap dedi. Geldim mi? Ecem duydum ya. Ay duydun mu? Susmuyordu dedim, duydum yani gerçekten. Şaka bir yana ben bir saat süresinde olduğunu bilmiyordum. Neyse önemli değil. Ben dedim ki Merkür retrodan herhalde falan diye düşündüm. Hiç önemli değil zaten. Hayır, ben bildiğim. Yeni sandım. O yüzden direkt hemen yayını açtım. Gelirsin diye bekliyorum. Ben Instagram yayınları konusunda gerçekten uzun zaman vermişim. Aralık vermişim. Biraz paslanmışım. Bunu bu kadar uzatmayalım. Daha çok yayın yapalım seninle. Tamam. Ve bu aynen sefer öyle yapalım. Daha kısa tutacağım. Merak etme. Bu kadar çenemi düşürmeyeceğim. Akrepler de şey yazıyor. Akrebin şansı falan diyorlar. Kıyamam. Olsun, akrep alışık her şeye. Bunun da üstesinden gelir. Ne yapalım? Akreplere bir jest yapalım. Yapalım. Akrepten devam ediyordum zaten. Tam böyle de sen gittin, ben bir daha yayın açmıştım. Şimdi akrep ve yükselen akreplere demiştim ki tam ben de hayatlarında Ekim ayındaki, Mart ayındaki tutulma, ruh sağlığı, beden sağlığı, bunlara birazcık dikkat edin diyecek. Ama o kadar sert değil, işte bir yandan ne bileyim Jüpiter'in korumasındalar falan ama bence Mars da buradayken, 6. evdeyken özellikle Mart Nisan'a biraz sağlıksal dikkat edecekler. Ve tabii ki dediğim gibi düzen inşa ediyorlar. Düzen bozuluyor, düzen yeniden yapılandırılıyor. Altlarında çalışan, dediğim gibi işte üstünde çalışan, yanında çalışan, beraber çalıştığı, şubeleştiği vesaire her kimse... eşi çalışmıyormuş. Bu şeyler olabiliyor. Evet, hani bu bazen böyle yorumları görüyorum ben de. Ama şöyle bir şey var. İş anlamında iyiler. Yani mesela işsiz bir akreple yükselen akrepse bu yıl işe girme potansiyeli de çok yüksek. Yani iş kurma potansiyeli yüksek, işe girme potansiyelleri var ama sağlık ve bedensel ve ruhsal anlamda biraz evet dikkat. Eşin işi de bak 12. ev eşin işini gösterir. Yükselen akrepler özellikle Mart ayında eşin işi değişmek durumunda kalabilir. Eşin sağlığı değişebilir. Bunlara da biraz dikkat etmek gerekebilir. Senin var mı ekleyeceğin bir şey? Yok, akrepler zaten çalışkandırlar, hırslıdırlar. Onlar evet. İstediklerini evet. Çeker. Geldik yaylara o zaman ha. Evet, onlara da güzel dilek dileyim sevgili akreplerim. Ben de seviyorum sizleri de. Yayları da çok seviyorum tabii. Onların enerjileri gerçekten çok güzel geliyor ve fark ediliyor. Yayları da sevmeyen ne bileyim artık. Evet ya. Yani yay olmasa hayat hiç bu kadar neşeli, pozitif yaşanılabilir bir yerde olmaz. Çok güzel yani. Yaylar evet, gayet güzel. Akrepler için güzel bir şey dileyin lütfen demişler. Yani bu yılın şampiyonu. Daha ben ne diyeyim? Akrep güzel. Akrep'e mi çok özür dilerim. Yaya zannettim. Özür dilerim. Akrep'e diye ben yok. Tutuyorum. Birisi alttan yazmış. Ben işte yükselen ikizler böyle oluyor. Ay akrepler ne diyeceğim size. Gerçekten çok yoruluyorsunuz. Çok mücadele veriyorsunuz. Ama sizi 2024'te hak ettiğiniz ne varsa alırken görüyorum. Dilemiyorum, görüyorum. Hadi inşallah diyorum. Ben de öyle görüyorum. Ne gittiyse yerine gelecek diyorum. Ben de bunu söylüyorum. Ne gittiyse inşallah. Bu lafımı unutmasınlar. Gani gani yerine koyacaklar. O zaman yaylara yaylar devam edelim. Şampiyonu ya. Dediğim gibi çok iyiler yaylar ve yükselen yaylar. Çok keyifli bir yıl. O yüzden de vallahi kıymetini bilsinler. Tutulmalar bir kere ilişkiler hanesinde. Mart-Nisan aylarında. Şimdi onlar da benim gibi biraz böyle aşk, sosyal hayat falan biraz değişim içerisindeler.
Şimdi bu yıl mesela yay burçları çocuk yapabilirsiniz. Çocuklarıyla ilgili gündemler daha çok olabilir. İşte çocukların hayatıyla ilgili değişimler olabilir. Çocukların hayatla ilgilenebilirler. Bir yandan bekarlarsa aşık olabilirler. Hele ki yani bir aşık olurlar. Mayıs'tan sonra Jüpiter'le 7. evlerine geçince Ekim tutulmasıyla çok da hızlı evlenebilirler. Bir yandan çok kısmetleri çıkabilir. Birden fazla. Bir yandan hayatlarında burası mesela atıyorum dedik ya kriptolar falan. Riskli yatırımları gösterir. Yani bu alanda da mesela bir şeyler yapabilirler. Yani eğer ki varsa mesela böyle bir planları bence bu yıl bunu gerçekleştirebilir ama dikkat tabii ki yani hani ben burada bir yatırım tavsiyesi değildir diye söylemek zorundayım bunu dikkat tabii ki ama sosyal çevreden de biraz dolmayacaklar yani arkadaş gruplarıyla ilgili birazcık sıkıntı var arkadaş Evet, çevrelerini değiştiriyorlar çünkü çok iyi niyetliler. Sizin o iyi niyetiniz sizi evet. suistimal edebilirler. Arkadaş çevrelerinde bir kısım kişileri hayatlarından çıkarmaları gerek. Mart tutulması özellikle bu alanda birazcık onları sıkıştıracaktır diye düşünüyorum. Mart'taki tutulmada zaten hani yöneticisi dördüncü evde de şöyle bir şey de olabilir. Yani bu mesela yaşam alanlarından mesela atıyorum yakın çevrelerinden beraber işte komşuları gibi çevrelerinden böyle daha dördüncü ev temalarından da bekliyorum. Yani mesela evlerine girip çıkan kişiler. Bak bu sözümü unutma. Evlerine girip çıkan kişilere Mart ayındaki tutulmana dikkat etsinler. Buradan birazcık sıkıntı var yani. Onun haricinde evlilik tutulma hayatlarında onlara ev, aile, yuva alanlarında önemli bir dönem diyor. Kimisi aileleriyle ilgili birazcık sıkıntı. Yani biraz belki ailenin işte durumu, ailedeki gelişmeler, ailenin İşte ilgilenilmesi gereken kişiler bunlarla birazcık yorulacaklar. Kimisi de taşınacak, yer değiştirmek zorunda kalacak. Hatta böyle belki daha deniz kenarlarına, işte biraz daha onları ne bileyim mutlu edecek yerlere doğru biraz mecburi belki değişimler de Eylül ayındaki tutulmadan olabilir İmci'cim. Evet. Şimdi Geldim. oğlaklara geliyoruz. Yaylar sizi de ettiğiniz o neşenin kat be kat artacağı bir yıl diliyoruz. Oğlaklara geçiyoruz. Ancak şimdi akrepler böyle biraz yine bulan bizi buldu vesaire yazmışlar. Siz yayının sonunu bekleyin akrepler. Size özel bir yorum gelecek. Bekleyin, ayrılmayın buradan. Mert'ten Erkan yazmış. Oğlak'tayız. Evet. Evet. Oğlak Başarılı burçları. bir Çalışkan, şeydi bu arada üretken. kendisi. Buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Bir sanatçı ve yaratıcılığı da çok yüksek bir kişi. Şimdi Evet, kendisinin burcu ne efendim acaba? Kendisinin burcu ne bunu acaba hatırlamıyorum. dedim. Koç muydu? Vallahi unuttum. Haritasına da Peki, bakmıştım bu arada ve oğlaklar. unuttum. Şimdi Oğlak ve yükselen yes, tam zamanında yetiştim demek ki Oğlak. Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Sevgili Oğlaklar, 20 yıllık Plüto sınavını bitiriyorsunuz. Hazır mısınız diyeceğim. Geçtiğiniz 20 yıldır Hazırlar. kölelik yaptıysanız şimdi artık yükseliş. Bu yıl Oğlaklar için gerçekten güzel bir sene. Gerçekten güzel bir sene. Ama ve lakin ben Oğlaklara şunu söyleyeceğim. Çok sevdiğiniz o para pul muhabbetleri var ya, ilgiyi biraz oradan kaydırıyorsunuz. Oralarda çünkü bir dönüşüm başlıyor. Hayat sizi oradan Evet. biraz yönlendiriyor. Artık diyor mesela neye bakacaksınız işte birazcık daha. Ne bileyim hayatınızda eviniz olur, işte işiniz olur. Bunları diyor yapacaksınız yine. Ama işte mesela gitmeyen bir şeyden vazgeçeceksiniz. Bu şimdi mesela onları çok strese sokacak. Çünkü Evet. iş değişikliği ya da hayatta bir kadersel kariyer değişimi dersen onlar panikleyecekler. O yüzden bence biraz ilgi alanlarını kaydırmaları gerekiyor. Mesela yaratıcılıklarını fark etsinler. Mayıs'ın sonlarına kadar özellikle diyorum ki yani kendilerine verilmiş, bahşedilmiş yaratıcılıklar neyse bunun üstüne gidin. Çünkü biraz tutulmalar size mevcut iş ve kariyer hayatınızda bunları alırken belki başka şeyler yapmanız gerektiğini söyleyecek. Nisan ayındaki tutulma da birazcık işte ev, aile olur, yuva olur vesaire bunları yine işaret ediyor. Ama mesela ayrı eve çıkacak oğlaklar, yükselen oğlaklar. İşte birileriyle yaşıyorlar mesela. 3-5 kişi arkadaşlar oturuyorlar mesela. Tek başlarına eve çıkmaya karar verebilirler.
aileden ayrı eve çıkabilirler. Evlenip eve çıkabilirler. Bir cesur hamle bekliyorum yani ben burada eve çıkmak gibi bir konu. Valla çıkabilirler, çıksınlar. Zaten oğlaklar her şeyin üstesinden gelirler. Ya gelirler. Asıl bizim oğlaklara ihtiyacımız var hayatımızda. Gerçek bir iş bitiriciler. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ve Eylül ayındaki tutulma da onlara bir karar, bir kararı verdirir, bir kararı da sorgulatır İnci'cim. Yani burada diyor ki bugüne kadar verdiğin bir karara bakacaksın ya da bir karara diyor ait bir imza, işte bir şey yapacaksın diyor. Burası yakın çevre ve akrabaları ve kardeşleri de gösterir. Belki burada yapılacak karar, burada verilecek konu, burada işte artık her neyse o 18 Eylül ve civarında kardeş, yakın çevre ilişkilerini de hedef alabilir. Böyle bir sene. Evet. Size de 2024 güzelliklerle gelsin. Hak ettiğiniz sizde ne varsa 2024 önünüze kolaylıkla sersin. Geldik mi kovalara? Evet. Yılın dönüşümü, yılın incileri diyeceğim bak yani. Neden incileri? Çünkü kova çağına gidiyoruz. Bu saatten sonra hepimizin kovalara ihtiyacı var. Kovaların kendini öne atmaya, bizim de kovaları örnek almaya ihtiyacımız var İnci. Çünkü gerçekten artık bir dijital çağ, yeni bir varyasyonlarımız, robotlarımız gelirken biz en korkusuz ve bunu en iyi bilen kimse kovalara bunu sorguluyor. Ve bunlardan ders çıkarıyor olacağız. Şimdi kovalar ve yükselen kovalar. Bu yıl hayat sizlere yeni yeni kararlar verdirecek. Özellikle tutulmalarda falan. Ama bir yandan da yer değişiklikleri getirir. Yani işte bu mesela ülke değişikliği getirecek, şehir değişikliği getirecek, yakın çevre değişikliği getirecek ve eğitim konuları çok gündemde. Yani mesela Mart ayında bir eğitim bitebilir ya da bir sınava girmeye karar verebilirler. Ya da mesela eksik evrak olur bir işlerinde ve der ki bir uzmanlaşma sınavına girmen lazım. Böyle karşılarına ekstra bir şey gelebilir. Ya da dediğim gibi eğitimle ilgili bir konu. Bir de hukuki ihtilaflar tabii ki. Hukukla ilgili konularda olabilir. Hukuk sektöründelerse bu alanları da bu yıl yoğun bir şekilde çalışma hayatlarından öne çıkacak, bunu da söyleyebilirim. Bir yandan hayat onlara diyor ki artık kararlarını bireysel ver. Yani aslında zaten kova bireysel, yani grupları temsil eder ama çok böyle özgürlük bilinci ve kendine ait bir dünyası olan bir burçtur. Ama bu yıl neye karar verirse kendi adına veriyor olacak. Yani pek kimseyi düşüneceğini ben burada düşünmüyorum. Hatta pek kimseyi de düşünerek karar vermemeli. Çünkü insanlar adına vereceği kararlar biraz onu yanlışa teşvik edebilir bu yıl. 18 Eylül'deki tutulma ise para konularını gündeme alıyor. Diyor ki birazcık hayatında parayla ilgili, zaten biraz parayla ilgili sıkıntılılar. Yani Plüton da kovaya geçtikten sonra birazcık para konuları belki daha da hani zorlayıcı olabilir. Ama önümüzdeki dönemde biraz parayla ilgili belki hani sıkıntı yaşayabilir kova ve yükselen kovalar. O yüzden bana kalırsa Eylül ayına kadar biraz ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar. Eylül'deki tutulma para biraz ya elden hızlı çıkar ya çok harcama olur ve birileri için harcama yapmak zorunda kalırlar. Ya da işte biraz böyle bazı kayıplara müsait olabilir. Evet. Şimdi geldik balıklara. Evet. Balıklar, balıklar. Ben ve benim gibiler. Burada hala kaldıysa kendi balıklar. Kendi ve yaprak balıklı galiba. Özellikle. Şimdi kadınlarını çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Ama erkekler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Vallahi balıklar iyidir ama bu sene biraz yoruluyoruz yani gerçekten. Yoruluyoruz. Ya bir de biz ne böyle hayatın her taraflarını görmeyi çok seven bir burç olmadığımız. Şimdi yani Satürn tepenizde, bir de Plüto geldi arkanızda. Vallahi, ne yapacaksınız? Aa, ben de bilmiyorum. Bir de Jüpiter Satürn kareleri var. Yani Jüpiter ikizlerle de biliyorsun kare atacak yani. Mecburi düzen değişecek demektir. Yani öyle ya da böyle bir şekilde değişecek demektir bu sistem. Özellikle balık ve yükselen balıkların hayatlarında kendileriyle ilgili çok önemli değişimler geliyor. Yani bunu söyleyebilirim. Zaten başladı Mart ayından beri. Ama bu yıl tutulmalar Eylül ayından itibaren 2025'te de onların burcuna geçtiğinde demek ki ikili ilişkiler, çok balık ve yükselen balıktan, yani boşanma duyacağım ben. 2025'te duyacağım bunu.
evlenme duyacağım. Çok fazla duyacağım bunu. Bunu biliyorum. Yani balık ve yükselen balıklar açısından yani terazi ve koç kadar evlilik ve boşanma senesi. Evet. Onlardan ne kadar duyacaksam Aslında balıklardan da duyacağım yani. tabii yani Eylül itibariyle artık tutulma hattı yavaş yavaş Değişecek. size geliyor. Aynen. Ve bir yandan da tabii ki sorumluluk alanları yani çok yoğun. Anladın mı? Yani hayatta Satürn'ün olduğu alanda biz biraz engelleniyoruz. Demek ki ben 2026'ya kadar hayatımda zaman zaman engelleneceğim, zorlanacağım, üstesinden gelmem gereken durumlar olacak. Bunlarla birazcık mücadele edeceğim diyor. Tutulmalar, para konularını aslına bakarsan onların da hedef alıyor biliyorsun ki. Bir yandan çok sorumlulukları var, bir yandan da parayla ilgili gündemleri var. Yani parayla ilgili biraz mücadele ediyorlar. Ama balıklar bu yıl parada zenginler ya. Yani yükselen balıklar özellikle para konusunda iyiler. Çünkü kendi paralarını kazanmanın tadını çıkaracaklar biliyor musun? Ben kazanırım, ben yerim senesi bu. O yüzden de ilişkiler biterse mesela ortaktan gelen para olacak, eşten gelen para olacak, nafaka olacak vesaire olacak. Onlarla ilgili de birazcık şey var. Yani birisinden gelen para günün sonunda senin cebine dönecek ve sen para konusunda tek olmak isteyeceksin. Böyle de bir sene. Eylül ayındaki tutulmalı dediğim gibi beden sağlığına dikkat et. İlişkilerine dikkat et. Kandırılma, aldatılmaya dikkat et. Sorumluluklarını al. Hayat sana artık diyor ki hayal dünyasından çık. Hayalini neyin kurduysan onu realize et. Net. Evet. Umarım gerçekten çok hayal kuruyorlar. İnşallah bu sene artık kurdukları tüm hayalleri Ay, gerçekleştirerek girerler. inşallah. 2024'ü Tamam. de böyle devam ettirirler. Evet, çok teşekkür ediyorum Bir buçuk güzel yorumlar saat için. biz Ağzına buradayız. sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Ben durmadan konuştum. Sen de bana eşlik ettin. Çok yorgunuz ikimiz de ama ona rağmen sen de benimle birlikte burada oldun. Çok mutlu oldum. Kayıt olacak mı diyorlar. Sen ona cevap ver Evet. istersen. Evet, şimdi birazdan YouTube'a yükleyeceğim ben kaydı astroloji incisine. İstersen Ecem Ben de sen de evet ayrıyeten yüklersin. paylaşıyor olacağım sen bana şey yaptıktan sonra. Ben de sayfamda paylaşırım. Dilerim herkes için çok güzel bir sene Tamam. olsun. Ben güzel bir sene olacağını biliyorum, hissediyorum, diliyorum ve öyle de oldu diyelim. Öyle de oldu diyelim o zaman. Kendine çok iyi bak. İyi Birinci akşamlar, seni çok öpüyorum çok. seviyorum. İyi bir Sen sene de. Ben olsun. de seni çok seviyorum. İyi seneler hepimiz için.